Merhaba değerli izleyiciler. Bugün musibetler karşısında nasıl tavır almamız lazım? Bu konuya dair küçük işaretlemelerde bulunalım diye düşündüm. Biliyoruz ki musibetler hayatın bir gerçeği. Bizim ruhen olgunlaşmamız, kendimizi sorgulamamız için birer vesile. Dolayısıyla hayat bu açıdan bakıldığında musibetlerle, sıkıntılarla dolu. Hem kendi şahsi hayatımız hem toplum hayatıyla ilgili olarak beklediğimiz, beklemediğimiz küçük büyük birçok musibetle karşılaşabiliyoruz. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Musibetler karşısında nasıl tavır takınmamız gerektiğine dair ayet ve hadise baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Bunu madde halinde paylaşmak istiyorum. Birincisi şu, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ben ey insanlar sizleri çeşitli vesilelerle, zorluklarla, açlıkla, korkuyla, mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerinizden eksiltmeler yoluyla muhakkak imtihan ediyorum, imtihan etmekteyim. Dolayısıyla sabredenlere müjdele, Kur'an bunu söylüyor. Devamında müminler öyle kimselerdir ki onlara bir musibet geldiğinde onlar derler ki İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz ona aitiz, Allah'a aitiz. Bizi yaratan, var eden o ve dönüşümüz onadır derler. İşte musibetler karşısında almamız gereken tavrın birincisi bu. Buna istirca deniyor. Yani Cenab-ı Hakk'a ait olduğumuzu, onun mahluku olduğumuzu ve ona döneceğimizi ifade etmek. İnna lillah ve inne ileyhi raciun. Fakat bu sadece söz olarak söylenmemeli. Aynı zamanda hissedilmeli. Aynı zamanda yaşanmalı, yaşanmaya çalışılmalı. Ve musibetler karşısında bu bilinçle mukabelede bulunmalı. Bizi yaratan O. Biz O'nunuz. Biz Allah içiniz. Bizim halıkımız O. Biz O'nun mahlukuyuz. Dönüşümüz de O'nadır. O öyle bir musibet verdi. Ben kendimi sorgulayayım, günahım varsa istiğfar edeyim, dönüşüm onadır diye bir bilinci bizim kuşanmamız lazım. İşte musibetlerle ilgili takılacak tavırla ilgili Bakara suresinin 156. ayetin bize söylediği husus bu. Yine musibetlerle ilgili ikinci husus takılmamız gereken tavra dair bu da Tevabun suresinin 11. ayetinde geçiyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Me esabe min musibetin illa bi iznillah. Hiçbir musibet yoktur ki Allah'ın izniyle olmaz. Her musibet, her sıkıntı onun izniyledir. Onun iradesiyledir, onun hükmüdür. Öyleyse biz bu bilinç içinde musibetlere karşı duruş sergilememiz, bakış yapmamız, değerlendirme içinde bulunmamız lazım. Allah'ın izni, Allah'ın iradesinin söz konusu olduğu bir durumla karşı karşıyayım dememiz lazım. Ve musibetin arkasındaki ilahi izni, ilahi iradeyi mutlaka görmemiz lazım. Üçüncüsü, musibetten ilgili takınacağımız tavra dair, bu da Şura suresinin 30. ayetinde geçen bir ilahi mesaj. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, o sizin ellerinizle yaptıklarınızdan kaynaklanmış olmasın. O halde biz bir musibetle karşılaştığımızda bu ayetin mesajı çerçevesinde kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Ben ellerimle ne yaptım? Bu da mecazi bir ifade. Ellerimle, ayaklarımla, zihnimle, duygularımla, Allah'ın bana verdiği özelliklerle ben ne yaptım? Hangi yanlışı yaptım? Hangi ilahi hükmü ya da hükümleri ihlal ettim diyerek sorgulamada bulunmamız lazım. Fert olarak veya toplum olarak. Madem ki musibetler bu ayete göre bizim ellerimizle yaptıklarımızdan kaynaklanıyor, bizim tutumlarımızdan kaynaklanıyor, o halde kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Kusurlarımızı görüp Cenab-ı Hak'tan af, mağfiret dilememiz lazım. Bu hataları tekrarlamaya
azmetmemiz lazım. Dördüncü bu husus musibetler konusunda yine almamız gereken tavırla alakalı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duaları ile Cenab-ı Hakk'a duada bulunmak, Allah'a sığınmak, musibetlerden bizi muhafaza etmesi için onun rahmetinden, onun fazlından niyazda bulunmaktır. Baktığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda pek çok dua var. Hepimiz bunlara ulaşabiliriz bir şekilde. Resulullah hangi dualarla musibetlerden Allah'a sığınıyordu diye. Mesela birisini paylaşalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sabahları ve akşamları üçer defa Bismillahirrahmanirrahim la yedurum asmi şeyün fil ardı ve la fissemâ ve es-semîul alîm diyen bir kimse inşallah musibet sana gelmez. Bunu şuna anlıyoruz. Bu muazzam mananın söz konusu olduğu ibareyi sabah ve akşam kendimize hatırlatmamız lazım. Yani hangi olay olursa olsun Allah'ın izniyledir, Allah'ın ismiyledir, Allah'ın isminin tecellisiyledir. Ben ona sığınıyorum, ondan rahmet diliyorum, beni affetmesini, beni korumasını niyaz ediyorum anlamına gelir bu. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve la fissemâ ve vesselmiye olan. Yani Allah'ın ismiyle ki la yedurru ma'asmihi şey'ün onun ismiyle hiç bağlantı yok düşünüldüğünde onun ismine rağmen hiçbir şey zarar vermez. Azza ve semada bu Allah semidir. Yani her şeyi işitendir. Alim her şeyi bilendir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka duaları da var. Musibetler karşısında Allah'a sığınma ile ilgili olarak. Mesela bir musibet söz konusu olduğu zaman Resulullah şöyle dua edilmesini öğretiyor. Allahümme ecirni fi musibeti. Allah'ım beni bir musibetimden muhafaza eyle. Bana halas ihsan eyle. Necat ihsan eyle. O musibetin olumsuzluğundan beni muhafaza eyle. Vahluf li hayra minha. Bundan daha hayırlı bir kapıyı bana aç. Daha hayırlı bir nimet bana bahşet diye Cenab-ı Hakk'a sığınıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu halde biz musibetler söz konusu olduğu zaman demek ki çeşitli dualarla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği tarzda Cenab-ı Hakk'ın bizi muhafaza etmesini dilememiz lazım. İlla Arapçalarını okumak, bilmek gerekmez. Türkçe olarak Ya Rabbi kazadan koru, yangından koru, sel felaketinden koru, depremden koru, hastalıktan koru diye daima Cenab-ı Hakk'ın rahmet, mağfiret, af kapısını bizim çalmamız lazım. Sonra musibetlerle ilgili bir başka husus da bol sadaka vermektir. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sadaka belayı def eder. Belki buna şunu da ekleyelim. Bir taraftan da musibet zedelere karşı kim olursa olsun İnsan olarak hepimiz insan kardeşiyiz. El uzatmamız lazım. Yardımcı olmamız lazım. Musibet zedenin acısını, sıkıntısını paylaşmamız lazım. Cenab-ı Hak görünür görünmez. Her türlü kazadan, azim semavi beladan ve musibetlerden, maddi ve manevi musibetlerden muhafaza buyursun. Rahmetiyle, mağfiretiyle muamele buyursun. Ve fazlına rızasına hepimizi nail eylesin. Müzik